Biz kral çıplak demesini bilecek kadar yürek sahibi insanlarız ya. Mangal gibi yüreğimiz var. Bülent Arınç'ın cesareti varsa o aşağılık laflar edeceğine buyursun gelsin TV yüzde karşılıklı konuşalım. En az onun kadar müktesebatımız var bizim. En az onun kadar mücadele tarihimizde geçmişimizde. Sizin Bülent... ikide bir sütrenin arkasına çekilip böyle başkalarına ayar çekmeye çalışmasın, haddini bilsin. Gerçekten hadsizlikte sınır tanımamaya başladı. Ee, eğer söz bana gelirse devam edeceğim. Ama ben bir şey soracağım. Evet. Ee, çok yüksek perdeden hani içinde tırnak içinde hakaret de ifade eden e, cümlelerle e, eleştiriyorsunuz. Ee, ne hakaretidir? Bu, aşağılık gibi ifadeler kullanırız. Evet ha, ben, aşağılık ifadeler. Tamam bunlar. ben sorumu sorayım. İfadelerin hepsi aşağılık. Sizi bu kadar kızdıran evet. Bülent Bey'in bu açıklamaları mı? Yoksa daha önce aranızda başka bir şey mi oldu? Neden böyle? Ya kişisel olarak benim Bülent Arınçlı, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'yla hiçbir sorunum yok. Ama ben iki şeye karşıyım. Ahmet Davutoğlu en muktedirken karşısında el pençe divan duranların ayrıldıktan sonra eleştirmesine karşıyım. Bunu ahlaki bulmuyorum. Ben o tarihte de Ahmet Davutoğlu hayattadır yaşıyor. Hodri Meydan genel merkezde karşılıklı oturdu kendisine ne söylediğimi Sıradan bir milletvekiliydim. Ben ayrıldığı için bugün kendisini eleştiren bir insan değilim. Bülent Arınç'ı da öyle. Hükümet sözcüsüyken, başbakan yardımcısıyken, çözüm sürecinin tırnak içinde, o çözüm sürecinin bitirildiğinin Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı gün, Bursa'da basın toplantısı düzenlendiği gün, ben ATV'de canlı yayın dedim İstanbul milletvekili sıfatımla. Benim partimin, hükümetimin başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsüydü. Ciddi bir rahatsızlık duydu. Cumhurbaşkanımıza o zaman da meydan okudu. Aynen söylediği şuydu. Çözüm süreci bitmemiştir. Bu hükümetimizin bir politikasıdır. Bu görüşler sen Cumhurbaşkanı'nın kişisel görüşleridir diye. Peki ben ne cevap verdim? Hodri meydan arşivler oradadır. Bugün partiden ayrıldığı için Yalnız başına kaldığı için onu eleştiren namertlerde değilim. En güçlü, en muktedir olduğu dönemde eleştirmiş bir insanım. O, Bu, Top... Tayyip Bey'in başbakanlığı dönemine denk düşüyordu. Hayır, yani Bursa'da cum... yaptı. Hayır Tayip Tayyip Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan Aktaş. Partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümet, hükümette başbakan yardımcısı, hükümet sözcüsü Bülent Arınç. Dolmabahçe'deki süreç sonlandırıldığında ben ne cevap verdi merak ediyor musunuz? Haddini aşıyorsun, densizlik yapıyorsun. Bu ifadelerin hiçbirine katılmıyorum. Cumhurbaşkanı sadece Cumhurbaşkanımız değildir. Siyasi hareketimizin lideridir. Onun her bir sözü, her birimizi bağlar, hükümetimizi de bağlar, partimizi de bağlar demişim. Yüce Divan oylamasında gene A Haber'in arşivleri orada duruyor çıkartsınlar. Yüce Divan oylamasında Evet uyu kullandılar. Bülent Arınç ve arkadaşları, Davutoğlu ekibi, Kli'yi, evet uyu kullandılar. Ve ben ilk tur oylamanın sonunda A Haber'e bağlanıp aynen şu sert ifadelerle eleştirmişim. İçimizdeki hainler diye başlayan cümlelerle. İçimizden FETÖ'cüler vardı, onlar ayrıldılar. Siz onlar kadar bile şerefli değilsiniz. Hiç onlar ayrılıp gittiler hem içimizde durup hem arkamızdan hançerlemek namertliktir içimizdeki hainler diye başlayan onun için bugün burada söyleyeceklerim efendim Bülent Arınç şu an yüksek istişare kurulu üyesi olsaydı böyle mi konuşurdunuz diyenlere cevaptır yüksek istişare konseyi konsey midir kurul mudur nedir yani onun üyesiyken de herkesten önce ben eleştirmişim diyeceksiniz ki bu laflarında ne var sen niye bu kadar çok kızıyorsun Mehmet artık ona kızmıyorum Artık ona kızmıyorum yani. Ama şunu söylerim. Mevlana'nın çok güzel bir sözü vardır. Lafa bakarım laf mı diye. Söyleyene bakarım adam mı diye. Yaklaşık 10 dakika önce yani biz yayına girmeden önce bir tweet postu kullandınız. Şöyle aynen o kripto FETÖ'cüyü içinize tutmaya yetmezmiş gibi baş tacı etmeye devam ederseniz olacağı budur herkese laf yetiştirenleri nedense o kripto FETÖ'cünün ağır hakaretleri karşısında suskun kalmaları utanç olarak yeter kendilerine. Kimi kastediyorsunuz? Sabah akşam hacı kardeşimin yiğitliğini bilir ne olmasın yani. Erdoğan'a böyle ucundan kıyısından bir laf edildiğinde hemen herkese cevap yetiştiren gazeteciler var ya Bülent Hanım zaten onları kastediyor. Onlar her kimse. Ben gazeteci değilim. Ama beni kastettiğini varsayarak cevap veriyorum bitireyim. Plasmatinin bozulmasın. Çok şu an çok öfkeliyim tamam. gerçekten. Ee, ben gazeteci değilim, siyasetçiyim. En az Bülent Arınç kadar bu davada müktesebatım var. O belki cezevi tatmamıştır ama ben gencecik yaşımda cezevi tatmışım. O belki işkence görmemiştir ama ben gencecik yaşımda işkence görmüşüm. Onun için yüreği yetiyorsa gelsin konuşalım. Ama ben şu gazetecilere de kızıyorum. Yazıklar olsun o gazeteciler. Onlar her kimse kendilerini iyi biliyorlar. Çünkü açık açık diyor. Her akşam televizyon ekranlarında şey savunanlar diyor. Erdoğan'ı parti partiyi, partiyi savun. Kimdir o gazeteciler belli CNN ekranlarında, A Haber ekranlarında. Onlardan bir teki bugün ona cevap vermemişlerse onlar hepsine yazıklar olsun. Kalemlerini kırsınlar, kırsınlar. Ama ekranlarda da bir yerlere şirin gözükmek için bir hemen Erdoğan'a bir laf mı etti? Ay sen misin üstüne çullanırlar. Ama Bülent Arınç konuştuğunda da susarlar. Bir de ne derler biliyor musun? E biz niye üstümüze alalım ki? Peki kime söylüyor bunu ya? Barış'ın dediği gibi. Majeste kim? Ben söylüyorum. Kastettiği kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Majestelerin gazetecileri kim peki? Sabah akşam ekranlarda köşe yazılarında Erdoğan'ı savunanlardır. Seni değil ya. Recep Tayyip Erdoğan'ı savunanlardır. Niye çıkıp cevap vermiyorlar? Niye? Ben yemin etmiştim bir daha Bülent Arınç'ı Mevlana'nın bu sözündeki dediği gibi görüp bir daha cevap vermeyeyim diye ama herkes susuyor ya. Siz bu tweet mesajında da FETÖ'cü olmakla suçluyorsunuz. o kimin için söylediğim belli ki. Hayır sizin ifadeniz. Ben şu an söylüyorum o ifade. Onu herkes üstüne alsın bir sürü kripto FETÖ'cü var zaten ya. İlla kimin için söylediğimi söylememe gerek yok yani mahkemelere başkalarının da koşmasına gerek yok yani. Laf üstüne alan alır. Şimdi mert olması gerekir. Bülent Arınç konuşmasında iki şey herkes çıkıp konuşsun diyor cesur olsun. Hay hay. Hay hay Bülent Arınç. İlk cesareti senden bekliyoruz. Hodri meydan. Yuvarlak adam olma. Dost doğru adam ol. Kimi kastediyorsan adrese teslim yap. Şimdi hacı kardeşim gücenecek. Diyecek ki ondan sonra Bülent hacı kardeşim ben seni kastetmedim. Sen majeste, majestenin gazetecileri de seni kastetmedim. Bir başkası arayacak. E seni de kastetmedim. E, Bülent Arın sen kimi kastediyorsun? Mertçe söyle mertçe. Başkalarına cesaret tavsiye ediyorsun da bak ben adını vererek sana adrese teslim eleştiriler getiriyorum. Sen yüreğin yetiyorsa sen de mertçe isim söyle. De ki Hacı Yakışıklı, de ki Zafer Şahin, de ki Melik Yiğitel. Onlar üstüne almıyorlar çünkü onlar majestelerin gazetecileri değil. Eğer majeste diye kastettiği kral diye suçladı Recep Tayyip Erdoğan'sa ben gazeteci değilim ama onun siyasetçisiyim, dava arkadaşıyım. Üstüme alırım kardeşim. Efendim sabah akşam AK Parti adına çıkıp konuşuyorlar. Evet konuşuyoruz AK Parti bizim partimiz. AK Parti'yi savunmamız için Bülent Arınç Partide genel başkan yardımcısı olmamıza gerek yok. Bir de genel başkan yardımcılarımıza çağrıda bulunmuş. Siz çıkıp konuşun titrinizle. Ben kendi partimi savunmayacaksam niye partili oluyorum ya? Ömrümüz bu davada geçmiş ya. Bilgimiz var, birikimimiz var, tecrübemiz var, müktesabatımız var. Ben partim adına konuşmayacağım da kimin adına konuşacağım? Ben partimin hukukunu savunmayacağım da ekranlarda kimin hukukunu savunacağım? Bunun için Bülent Arınç'tan izin mi almamız gerekiyor yani? Bülent Arınç AK Partili olacak. Bizler majestelerin siyasetçileri, gazetecileri olacağız öyle mi? Utanç duyuyorum ya. Utanç duyuyorum, utanç. Hala Bülent Arınç'ın AK Parti'yi savunmak adına söylediği bu laflardan dolayı utanç duyuyorum ya. Ve kendisini cesaret, cesaretli olmaya çağırıyorum. Yüreği yetiyorsa, yüreği yetiyorsa... Yaşça benden büyüktür. Ama mücadele geçmişimiz birdir. Buyursun gelsin ya. Bülent Arınç'ın yaptığı özel eleştiri değildir. Kendini eleştirsin bakalım. Bir aynaya baksın ya. Bunu bir yönüyle parti içi eleştiri olarak da Parti içi eleştiri de değildir. Partinin nesini eleştiriyor? Bu mesela kamuya açık bir alanda yaptığı için mi bu eleştiriyor? Partinin nesini yapıyordu? eleştiriyor? Bilmek istiyoruz kardeşim. Kralı neresi çıplak? Neresi çıplak? Ne eleştiriyor? FETÖ'cüleri nasıl savunduğunu biliyoruz ama FETÖ'cüleri nasıl savunduklarını biliyoruz. Sonra 15 Temmuz darbesinden sonra ne demişti? Ben enayi mi demişti? O ben ahmak, fark etmedim. Ahmak o ahmak, ahmak evet ahmak, kendine şey kendine ahmak dediğini hatırlatmamıza gerek yok. 15 Temmuz'dan sonra diyor. Ben fark etmedim ahmakmışım ben Öz eleştiri verecekse bu tür ahmaklıkların hesabını versin yani. Başkalarını suçlamasın. Ben o gazetelerin hiçbirisini savunmuyorum. Kendilerini savunmayan insanları savunmak bize düşmez. Partimi de buradan göreve davet ediyorum. Bu kadar ağır eleştirileri yapan bir insan hala nasıl partilik alabiliyor ya? Oğlunu milletvekili yap, MKYK üyesi yap, onu yüksek istişare kurulu yap. Bizim gibi insanlar da sabah, akşam AK Parti'yi Reis Tayyip Erdoğan'ı savunduğum için onlarca, yüzlerce, milyonlarca düşmanı olan insanlar olalım. Ne derdimiz var bizim ya? Bizi bu davadan, bu partiden soğutmaya kimin ne hakkı var ya? Kimin ne hakkı var yani? Mağduriyet edebiyatı üzerine FETÖ'cüleri savunacaksın. Avukat cübbemi giyeceksin. Giy avukat cübbeni giymezsen namertsin ya. Giymezsen namertsin. Size bir kez daha geleceğim. Bu arada daha önce de Sayın ve çok Arınca, çok açık bir şey biçimde yapayım. partime çağrıda bulun. Bir partili olarak benim gibi düşünen milyonlarca partili arkadaşımın olduğunu bilerek onların hissiyatlarının tercümanı olarak lütfen bu adamı partiden ihraç ediniz. Ve lütfen özgür ağırlığın olduğuna inanıyorsa kendi partisini kursun. Abdullah Gül'ün safına geçsin, Deva Partisine mi geçer başka yere ama yakımızdan düşsün artık ya. Bu arınçla uğraşmaktan yorulduk artık ya. Yorulduk ya. Peki size tekrar geleceğim. Şu an onu suda yapayım. Bir süre önce Bilat Bey'le görüşmüştüm. Bir röportaj davetim vardı. Ona fakat zamanlı bir türlü ayarlayamadık. Gelbette e, yaptığı eleştiriler ve karşısında çok ağır eleştiriler de var. Doğal olarak e, söz hakkı da var. Her zaman televizyon ekranları Keşke ve ben oğlansa. gazeteci olarak da e, söz hakkını savunacak şekilde kendisini yap, davet çağırı. etmek. Çağrı çağrı şu an dinliyorsa istiyoruz. gelsin bir sonraki programa. Baş başa gelsin. Erdoğan'ı arkadan hançerlemek mertlik değildir. Mertlik değildir. Siyasette mertlik bu değildir. Cesaret bu değildir. Barış çok güzel sorular sordu. Hangi konuda kral çıplak kardeşim? Ben kendisine sorular sordum. Mert olsaydı sorularımın cevabını verirdi. Referandumda hayır dedi. İddia ediyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy Oyun, vermedi. Oyunu nereden biliyorsunuz? Ben iddia ediyorum. Yüce Divan oylamasında evet dedi. Ankara'daki seçimde AK Parti'ye kaybettirecek oy ver. Defalarca sordum çıksın desin ki dinime, imanıma, kitabıma ve nikahıma. Ben böyle yapmadım desin. Cevap vermiyor. Cevap versin cesareti varsa. Yüce Divan oylamasındaki oyunun rengini açıklasın. Referandumda Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ndeki referandumda oyunun rengini açıklasın. Makam verildiğinde el pençe divan duracaksın. Sonrasında ya evine çekil evine ya akil adam ol da gençler senden örnek alsın ya. Senden örnek alsın ya. Her konuştuğunda Erdoğan eleştiriyorsun AK Parti eleştiriyorsun ya. Milyonlarca insan gece gündüz Diyarbakır'dan geliyorum ya. PKK'nın tehdidinden ötekisin cebindeki parasıyla partiye hizmet eden insanların umudunu kırmaya ümidini kırmaya sen ne hakkın var ya. Ben Kılıçdaroğlu'nu da tebrik ediyorum çok akıllı bir siyasetçi. Önce elini sıkmadı çünkü eli sıkılacak bir insan değil. Erdoğan'a bunu yapan bir başkasına bin kat daha yapar. Sonra çıkıp konuştuktan sonra konuşmasını beğendikten sonra kürsüye çıktık Kılıçdaroğlu çok anlamlı bir siyaset dersi verdi. Dedi ki Bülent Arınç gerçekten çok güzel konuştu.